Merhaba. Selam. Yurt dışından kutu oyunu sipariş ettik. Sizlerle paylaşalım dedik. Bu 4 tane oyunu Jom internet sitesinden satın aldık. Bu arkadaşı da AliExpress'ten aldık. Ona sonra geleceğiz. Önce Jom'dan aldıklarımızı değerlendireceğiz. Biz açıkçası bu oyunu ararken, Golden Space ya da Shoot the Moon oyununu ararken Jom alışveriş sitesini keşfettik. Ve bir indirim vardı. 3 tane değil de 4 tane alırsak bir indirim devreye giriyordu. O yüzden 4 tane oyun aldık. Ya AliExpress hepiniz duymuşsunuzdur ama Jom'u biz ilk defa duyduk. Önce bir araştırdık internetten. İşte Jom güvenilir mi? Jom'dan evet. Bir şey alınır mı falan diye. Yani çok fazla bir şey denmemiş, bilinmiyor. Biz de bir bilgilendirelim dedik size. Evet, ya biz de merak eden varsa. Bir gaza gelip aslında aldık böyle. Aldığımız zaman bir 5 gün geçti, çok korktuk. Hani dedik ki biz şimdi parayı da verdik, bunlardan hiç haber yok. Evet. Çünkü ne sipariş onaylandı, ne hazırlanıyor, ne hiçbir şey olmuyor. Hiçbir değişiklik yok. Sadece almışız ve para da gitmiş görünüyor, bu kadar. 28 Ocak'ta sipariş verdik. Bize ulaşması 7 Mart'ı buldu. 7 Mart'ı buldu. Yani 1,5 ay kadar sürdü. Bayağı bir bekledik. Geldiğinde nasıldı? Böyle hara güre bir şekildeydi bütün kutular. Böyle ezilmiş falan, parçalanmış. Özellikle şu kutu. Bir şey yapmışız ama daha sonra anlatacağız. Bu arada oyun almayı unutmuyoruz. Bu oyundan bir bahsedelim çünkü asıl sipariş verme nedenimiz bu oyundu. Bunu hiçbir yerde bulamadık çünkü. Sadece Jom'da vardı. Şöyle bir topu var, bu top bayağı ağır. Evet. Yani gerçekten metal. Yani güzel geldi aslında, ahşap bildiğiniz. Yani o kadar oynarken yapamadın, şimdi mi yaptın şu biteri? Evet. Şöyle yakından görmek isterseniz diye. Topu da böyle bilyesi. Bir sorun olmadan geldi oyun. Biz de memnun kaldık. Fotoğrafta tabii hep aynı şey oluyor ama fotoğrafta biraz daha büyük görünüyordu. Aslında boyutları da yazıyor ama biz pek dikkat etmedik. Dikkat etmediğimizi zaten birazdan göreceksiniz. Aynen. Felaket. Yani gayet güzel bir oyun. Dediğim gibi evet. Topu düşür. Güzel. Ahşabı falan şey yapılmış. Zımparalanmış mı? Zımparalanmış ama cilalanmamış falan. Hayır. Bir diğer istediğimiz aslında Tetra Tower'dı. Tetra aslında Türk alışveriş sitelerinde varmış. Biz aldıktan sonra fark ettik. Evet, pişman olduk ama iptal etme gibi bir seçeneğimiz yoktu. Ay evet, iptal edilmiyor bu arada. Onu söyleyeyim. Jom'dan evet. Alışveriş yapacaksanız bir kere aldınız mı geri dönüşü yok yani. 22 Nisan'a kadar iptal etme hakkımız yoktu. Evet. 28 Ocak 22 yani Nisan. Hatta yani hatta şöyle bir şey yazıyor. Sipariş verdikten 85 gün sonra mı iade evet. hakkı vardır? 85 günle ben unuturum zaten o zamana kadar. 32 parçalı olanı aldık. 16, 32 ve 48, 48 diye 3 farklı parça vardı. Biz de ortadakini seçtik garanti olsun diye. Çünkü evet. 16 parçada belki devrilmeyebilir diye düşündük. Bu arada şey sıkıntısı yok Jom'da benim gördüğüm kadarıyla. Gösterilen ürün aynı şekilde geliyor. Aa evet, aynı geliyor. Biz ondan bayağı korkmuştuk. Hiç de Türkiye'de bilinmeyen bir alışveriş sitesi olduğu için bir de. Penguen'den bahsedeyim mi? Penguen'in şurasında mini yazıyormuş. Evet. Biz geldikten sonra o miniyi gördük. Ama bakın buraya koyalım. Sitede nasıl görünüyor? Yani küçücük bir mini yazmışlar ya. Biz görünce böyle hani kocaman bir şey gelir diye düşündük. Sonra baktık. Açar mısın Allah aşkına? El kadar bir şey. Bu arada parçaları falan güzel. Böyle penguin falan çok tatlı. Evet, aşırı miniş bir penguin var. Şöyle tırnağım kadar filan bu arada. Bu arada bunun da evet, Türkiye'de farklı versiyonları var. Ne var Türkiye'de? Satrançlı var, üzerinde son at kare. Var. Evet. Değişik değişikçeleri var. Şu genellikle olmuyor. Biz bunu istedik aslında. Ya evet, olsun. Biz gösterge için aldık ama o da minnacıkmış. Tabii zaten oyunun kendisi platform şu kadar. Elimde çekişleri büyük. Çekişten daha küçük bir platform var. Evet. Ya bir de benim elim hani küçük yani. Gerçekten çok küçük bu. Biz mini görmedik, bayağı şanssızlık oldu. Penguin de görselden farklı. Görselden farklı mı? Ya ana ekran. Aha. Ana ana ekran. Ekranda ve monitörde böyle görünüyor. Bu bayağı korsan. Dağılmış geldi korsan. Dedik ki bir şey var herhalde, kırıldı falan. Kırıldı diye düşündük. Ama bir şey olmamış. Bravo, kırılmamış. Yani bayağı geldiğinde tekmelenmiş falan gibi duruyor. Penguin bu da bu arada. Onun kutusu da öyleydi. Evet. Düzelttik biraz artık. Bir şey olmamış oyunlara. Oyunlar sağlam. Oyunlar sağlam. Kutular görüldüğü gibi. Evet, pardon. Göründüğü gibi.
Ama çok bekledik. Bayağı yani bekledik. Artık dedik iptal açılsın da iptal edelim bari. Hani gelmesin bize tamam. Gelmesin tamam ama 85 gün iptal etme yani 85 gün sonra iptal ediliyormuş. Daha hakkımız doğmadı 22 Nisan'da iptali açabilecektik. Aslında AliExpress'le karşılaştırınca bunun çok geç geldiğini anladık. Çünkü şu oyunu ne zaman sipariş verdik? Bunu 31 Ocak'ta satın aldık. 15 Şubat'ta geldi. 15 gün sonra geldi. AliExpress'ten daha memnun kaldık açıkçası. Evet, daha memnun kaldık. Yormadı, hemen geldi. Kutu da gayet yani gentleman şekilde taşınmış. Fiyatları konusunda bir bakayım. Neyi ne kadar aldık onları da gösteririz size. Öncelikle şu penguen oyunumuzu 168 liraya almışız. Saçma bu arada. Çünkü mini el kadar. Evet. Ben biraz yukarı kaldım. Evet. Görünmedim. Şimdi yok. Ay. AliExpress'te ne kadar vergisi olduğu falan yazıyor ama Jumda öyle bir şey yazmıyor. Bir de Jumda şeyden de korktuk. Acaba dedik ekstra gümrük ücreti falan mı çıkacak? Evet, teslim alırken bir vergi ödeyecek miyiz diye onun şüphesiyle evet, yaşadık. Ama öyle bir şey gelmedi. Sanırım bu arada dikkat etmemiz gereken bir şey var. 5 üründen sonra mı gümrük kontrolüne giriyormuş? Böyle bir durum evet, var. Evet, sınırlandırma getirilmiş. Yurt dışından 5 üründen daha fazla bir ay içerisinde 5 üründen daha fazla. Bir de bir ay. Evet, sipariş veremiyoruz. Ha, veremiyoruz evet. Evet. Yasak gibi mi? Yani yoksa galiba veriyorum. Gümrükten geri dönüyor. Bilmiyorum tam nasıl oluyor o süreci. Yani onların bakımında biz 4 tane almışız kutu oyunu, o yüzden yırtmışız gibi bir şey. Onu daha sonra fark ettik değil mi? Evet. Ya o kadar bilinçsiz bir alışveriş yaptık ki biz her şeyi sonradan ettik. Dedim ki bilinçsiz tüketici. Bu penguen 164'e aldık, 228 olmuş. Evet, fiyatları artmış bu arada, hepsinin artmış. Tetra Tower'ı 294'e almışız. 295 artmış. Olmuş. Yalancı çıkmadı en azından. Evet, 1 lira artmış 30, yani. 32'lisi evet, 1 lira artmış. Diğerleri? Bu arkadaşı 156'ya almışız, 167 olmuş. 430'a almışız, 489 olmuş. Ya biraz pahalı aslında. Yani hepsi fiyatının üzerinde. Ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'de de bu oyunlar pahalı. Yani kutu oyunları zaten pahalı biliyorsunuz. Evet maalesef. Sadece kutu oyunu. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Kutu oyunu aldığınız zaman işte 300-400 lira alıyorsanız. Mesela bir oyun çıkıyor. Steam'den falan ne kadar alıyoruz artık? Yani öyle bir durum da var. Ahşap almıyoruz. Yani. Böyle baktığımızda aslında iyi. Evet. Bu pahalı çünkü bunda ahşap ve metal malzemeler var. O yüzden fiyatı diğerlerinden pahalı. Çünkü diğerlerinin hepsi plastik malzeme. Doğru. Bu arkadaş ne kadar aldı hatırlıyor musun? 300 küsür olması lazım. Bunu da bir yere koyarız artık. O zaman bu kadarmış diyelim. Evet. Sizin de yurt dışı alışverişiyle ilgili sorularınız olursa yorumları bekliyoruz. Bu arada ne yapıyoruz? Kanala abone olmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Ama en çok da abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Bahsetmeyelim. Toka var mı toka?